Sayın Köy TV izleyicileri, bu programda ben nasıl bu işe başladım, nasıl bu işi yaptığımı arkadaşlara izah edeceğim. Bir de derneğin nasıl kurulduğunu, tüzüklerin nasıl yapıldığını ve bu zamana da gelen kuş nesillerinin, ırklarının kim mesela çok sorular soruluyor bana programlarda sonra. Sahip ustalar soruluyor, kırkanatlar soruluyor. Bunları anlatmaya çalışacağım elimden geliyorlar. Ben Aydın Ataman. Tüm kanatlı kümes hayvanları federasyon başkanıyım. Ankara'da ilk derneği 35 yıl önce Cebeci Dört Yol'da derneği kurduk. Cebeci Dört Yol'da orada apartman arası olduğu için orada pek sağlıklı elverişli ortam olmuyordu. Onun için hamam önünde güzel bir bahçe kiraladım. Bahçeye geldik. Orada yani 150-200 yıllık bulunan Dört Yol, Cebeci Dört Yol'u hamam önüne getirdim. Hamam önünde kümesler yaptık. Arkadaşlar yeri olmayan arkadaşlara kümesleri kirala verdik. Kiralar öyle başladı. Oradan sonra ihale yapmaya başladık. Türkiye'de ilk ihaleyi, yani mezat dediğimiz ihaleyi orada başlattık. O zamanlar çok güvercin besleyen çok arkadaşlar vardı. Yerler müsaitti, o zaman TOKİ girmemişti. Bir cuma günleri, salı cuma günleri en az 1000 kişi bir araya toplanıyordu. İnsanlar birbirini görüyorduk. Sonra bu TOKİ'den sonra başlayan süreçte kuşçuluk sayısı azalmaya başladı. Neden azalmaya başladı? Çünkü evler gece kondular böyle müsait değil miydi? Ben bile taburlara, köylere geldim. Bak köyde bu işi yapmaya çalışıyorum. Azalınca kuşçuluk azaldı. Bu işi başlattığımızda, 35 yıl önce başlattığımızda bütün kuşçu arkadaşlarla beraber geldiğimizdeki amacımız kuşçuluğu en güzel yere getirmekti. Yani kuş ticariden önce kuşçulara, kuşçu arkadaşlara barınacak yerleri yapmak, mesela besleyici yerleri sağlamak. Bütün amacımız oydu. Zaten ulaştık ona. Daha sonra arkadaşlardan ayrışma oldu. Yer temin etme. Yok işte biz daha iyi kazanalım, biz yaparız, daha iyi yaparız diye bütün yerler açtılar. Başaramadılar veya başardılar. Bu süreç böyle devam etti. Benim kendi kuşlarımı soruyor arkadaşlar. Benim kendi beslediğim güvercinler beyaz, boz kirli, kara kirli. Ben bu kuşları yaklaşık 25-30 yıl önce yani çok iyi kuşlar olarak aldık. Mesela gittim bir yerden bir erkek aldım, gittim bir yerden bir dişi aldım. Çok paralar verdim bu kuşlara yani çok. Zaten iyi kuş sahibi olmak için bir şeyler vermeniz lazım. Yani yakaladığım bir kuşla, oradan aldığım bir kuşla bu işler olmuyor arkadaşlar. Bu işin bir bedeli var. Bu bedeli de ödeyecek herkes. Ödeli ödediğin zaman zaten bu işe sahip olabilirsin. İyi kuş sahip olmak için bir şeyler vermek lazım. Tamam hatır gönül var ama bunun da bir bedeli var yani iyisini alabilmek için bir bedel var. O bedeli ödediğiniz zaman iyi kuşlara sahip olamaz. Çünkü insan iyi kuşu vermek, para olmazsa vermekten çekiniyor. Niye versin? Çünkü para ediyor. Güzel bir piyasası var bu iyi kuşun. İyi kuşun sahiplenmek biraz zor. Çok samimi arkadaş olacaksın. İşte hatıra gönlünde bir şeyler olacak. Yoksa iyi kuşa sahip olmak gerçekten zor. İnsanlar birbirlerine iyi kuşu vermiyor arkadaşlar. Bu başlattığımız süreçte dernekleşmeden sonra biz kupa yapmaya başladık. Saadet Bilgin, Bankacı Faruk, rahmetli Ünsal abim beraber bir kupalara başladık. Kupalar zaten daha önce 1-2 yıl önce yapılmış. Sonra birbirinin kuşunu çekememezlikten daha doğrusu. Eskiler biraz daha aksiydi. Kupalar iptal oldu, bilmem ne oldu. Sonra biz bu derneğe kurunca dernekte baktık ne yapacağız? İyi kuşu bulmak için mutlaka yarışma yapmamız lazım. Yarışmaya başladık. Güzel kuşlar uçmaya başladı. Çok güzel kuşlar. Başlayınca bu süreç böyle dedi. Sonra kupalarda iyi uçan kuşlar böyle grup grup insanlar ayrılmaya başladı. Nasıl ayrılmaya başladı? Ahmet'in grup, Mehmet'in grup, Hüseyin'in grup. Niye bizim kuşumuz daha iyi? Bizim kuşumuz daha iyi. Yani bu ayrışma sürecine geldi. Ayrışma sürecinden sonra da işte yani kuşçuluğun zayıflamanın en büyük noktası o. Benim kuşum daha iyi, senin kuşun daha iyi. O zaman artık cahillik mi diyelim? Çok bilmiştik mi? İnsanlar birbirinden ayrıştılar. Sonra biz gene bu işi toparladık. Yaklaşık size ne kadar söyleyeyim arkadaşlar? 20 yıldır falan kupayı devamlı yapıyorum. Bu 20 yıllık süreçte uçurduğumuz süreçlerde benim kuşlarım, benim uçurduğum kuşlar. Çünkü ben bunu bilerek yapıyorum arkadaşlar. Ben zaten kendim sporculuktan gelmeyim. Kendim 100'den fazla milliliğim var benim yani. Milli mastenisçiyim ben. Bu hazırlamayı, kuş hazırlamayı, iyi kuşa hizmet etmeyi, kuş nasıl hazırlanır çok iyi biliyorum. Daha doğrusu kuşlarımı iyi biliyorum. Ne zaman ne yapacağını iyi biliyorum. Bu süreçte de benim kuşlar başarılı olunca millet kıskanmaya başladı. Yani ayrışma tekrar başladı. Neyse o günleri atlattık şimdi. Yaklaşık 10 yıldır
Ben katılmıyorum yarışmalara. Benim düzenlediğim yarışmalara, Türkiye Oyun Kuşu Federasyonu adı altında olan yarışmalara ben katılmıyorum arkadaşlar. Sadece başkanlığını yapıyorum ve güzel kuşlar uçmaya başladı. Bir süreç, şu ana geldiğimiz süreç çok güzel bir süreçteyiz. Yani insanlar artık daha mantıklı, daha akıllı ya da artık biz büyüdük, biz genişledik, ondan dolayı mı yönetimi daha güzel yapıyoruz bilmiyorum. O yüzden ama insanlar çok güzel yerlere geldi. Çok güzel mevkilerde arkadaşlarımız var. Bütün şehirlerde katılım var. Türkiye'nin her yerinde katılım var. Bu katılımın neticesinde de güzel kuşlar çıkmaya başladı. Hele bu sene, geçen sene, ondan önceki seneki kuşlar birbirinden güzellerdi. Bu sene şu andaki puanlama sistemimize geldiğimizde 4 tane çok maratonda bir kuş var. Çok güzel kuşlar var. O 4 kuş yani geçilmesi zor olan bir kuşlar. Ama biz ilk satılmış Ömer arkadaşımız uçurduğu kuş 208,5 puan alınca geçemez dediler. Hemen onu biri geçti. Hemen onu da biri geçti. Yani geçilmez yok. İyi kuş hazırladınız müddetçe tüzüğe uygun olan kuşlar hazırlanan zaman geçilmez diye bir kuş yok. Amaç o gün kuşun gününü yakalayabilmemiz. Gününü yakalayabilirsek başarılı oluyoruz. Bugün de gene güzel bir kuşlar uçuştu. Arkadaşlar şimdi bizim bütün kuşçu arkadaşlardan bana sorulan soruları soruyorum. Ben Ankara'da bütün yaklaşık 35 yıldır hemen hemen ölenleri, kalanları, kim damızlık, nerede damızlıklar var çok iyi biliyorum yani. Damızlıklar kimlerde olduğunu biliyorum veya damızlıklar ne olduğunu, kimlerin ne beslediğini çok iyi biliyorum. Bana en çok sorulan soru Sayın Ustalar. Sayın Ustalar rahmetli kaç yıl olmuş öleli. Biz yaşarken 3-4 çift kuş eş ediyoruz, onlara sahip olamıyoruz. Bu rahmetli öyle 50 seneyi geçmiş bir süreç var veya 40 sene artık. Bu süreçte ben sanmıyorum hiçbir Sayın Usta'nın kuşunu yaşadığını. Onun için insanlar Sayın Usta, Sayın Usta deyip birbirlerini kandırmasın arkadaşlar. Zaten ben onun en eski yaşlı kuşları bir araya getirerek bundan 5-6 ay önce bir program yaptık. Hepsi başka başka şeyler konuşuyor. İşte biri Konya'dan geldi, biri oradan geldi. Sayın Usta dediğimiz şahıs Allah rahmet eylesin. Tenekeci dükkanı olan bir arkadaşımmış, bir abimizmiş. Oraya arkadaşlar kuş yeri olmayanlar oraya kuşlarını getirip oradan uçturuyorlarmış. Sayın Usta yani bir şimdi ne diyeyim seyis gibi yani uçuran bir şahısmış. Orada uçan kuşlardan kuşlar çıkıyor. Yani bu iyi bilgilerden edindiğim bilgi. Yani öyle bir kuş nesli kalmadı, öyle bir kuş nesli yok. Dışarıdan Ankara'lı arkadaşlara söylüyorum. Ağaca kanatlar, ağaca kanatlar demiş. Şimdi o kadar çok gök soyu herkes benden çıktı, o diyor benden çıktı. Zabıta Mehmet abimiz var. Bu kuşları ilk çıkaran, ilk satan bir abimiz. Bu abimizin kuşları gök kanat ilk sattığı şahıs horozcu bizim Yüksel Akbaba. Kuş alan Yüksel Akbaba. Sonra Hüseyin abiye verdiler. Hüseyin abinin oradan bu kuşlar uçtu. Oradan Nazır Bey'e oradan bir Nazır abimize oradan bir kuş geçti. Yani o kuş kırkanat kuş kupada birinci olunca bu ağaca kanatlar piyasaya çıktı. Şimdi birilerinde ayrı bir kanat var. Öbüründe bir namıkta bir ayrı kanalı var. Öbüründe ayrı bir kanalı var. Bu kuşlar da kimde olduğu belirsiz. Namık diyor bende var. Namık uçurucu bir abimiz. Allah işini gücünü versin. O yıllardır aynı kuşlara başka hiçbir kuş beslemedi. Bu kuşların hastası zaten. Yani her şeyini, gönlünü, hayatını ona vermiş bir şahıs. Diğer tarafta bazı arkadaşlar bende var diyor. Bu kuşların nesli Saadet abi de var, Saadet Bilgin de var, Muzaffer Aydoğan da var bu kuşlardan. İşte Muzaffer Aydoğan'dan matbaacılar onlar da bu kuşlardan. Yani bu kuşların özelliği kırkanatların çok iyi atmaları ve kaçmaları. Atanı da var, kaçanı da var. Bunların ama süreçleri uzun değil. Dünyanın en iyi kuşları bence. Ama yarınları garanti değil. Hiç kimse alınmasın arkadaşlar. Ben bu kuşlardan yüzlerce uçurdum. Çok güzel kuşlar. Herkesteki olanlardan demiyorum. Genelde Türkiye genelinde eğer bu kuş çok uzaktan atıyorsa, güzel metraj yapıyorsa, iyi metraj yapıyorsa, yani dört dörtlük bir kuş dediğin an bu kuşlar o özelliklere sahip ama bu kuşların yarınları yok. Ben herkesin kuşu için demiyorum. Benim bildiğim ağaca kanatlar işte o kuşlar onlardan denilen kuşların soyu bu. Kim alınırsa alınsın alınmayan canı sağ olsun. Ama bu kuşlar da bu kuşlar arkadaşlar. Şeref Ağa, Şeref abi rahmetlinin kuşlarını da çok soruyorlar bana. Diyorlar ki Şeref abinin kuşları nasıldı? Ya Şeref abi rahmetlinin kuşları zaten hayatı ölümünden önce Allah rahmet eylesin. 18 yıl bu adam diyalize sabah akşam diyalize giren bir insan. Bu 18 yılında en az 20 kere kuşları çalındı bu rahmetlinin. Onun yerine bizim bankacı Faruk işte oradan buradan toplar Muzaffer abiden alır. Kendi kuşunu alıp bu adama götürüp
morali düzelsin, aman üzülmesin de kuşlar diye en az 20 kere kümes çalınıp yerine verilmiş kuşlar var orada arkadaşlar. Zaten bu adam rahmetli, rahatsızdı. Hangi kuşun hangisinden çıkacağını biz bile karıştırıyoruz. 40 tane boncuk takıyoruz bu sağlığımızda. Onun için Şeref Adem'den, Şeref abinin Arapları diye piyasada olan kuşların yani çok özellikle eski kuşlar olduğuna inanmıyorum. Öyle bir kuşlar yok. Onlar da kalmadı. Ha, birkaç tane çok kuşların gönül hastası, hasta olanları var. Bende var, bende var. Varsa uçurun kardeşim. Yok işte. Yani o kuşların da özelliği zaten o kuşlar, Şeref abinin, o Arapları denilen kuşların asıl kökü yıllar önce Sungur'dan Badalan'ın Abdullah diye bir abimiz var. Onun rahmetli, o da rahmetli oldu. Oğul arkadaşım. Oradan bir işte almış kendini. Hacı dayıya bir tane yavru vermiş. Çok takla vurmuş, kanat açmış. Yani o kuşların da bir geçmişi, mazisi, öyle bir mazisi yok. Şimdi en güzel kuş hangi kuş arkadaşlar? Gözünüzle gördüğünüz kuş. Şerefa, Saim Usta, onlar, kırkanatlar, o aydının beyazları, aydının gökleri diye bir nesil yok. En güzel yapacağınız, sahip olacağınız ırk kendi uçurup gözünüzle gördüğünüz ırk arkadaşlar. Onun bunun lafına kanmanız anlamı yok. Kuşu alacaksın, ya seyredip alacaksın, ya çok itimat edip alacaksın. İtimat edip aldıktan sonra götürüp yavru almadan, o kuşun yavrusunu almadan o kuşlara garanti bir şey konuşamaz. Yavrusunu alacaksın, diyeceksin kardeşim bu yavruları uçuruyorum. Kanadını kestim, kanadı geldi oynamıyor diye. Bir de kuşu çok acele ediyorsunuz arkadaşlar, çok acele ediyoruz. Çünkü kuş 40 kılığa giriyor uçuş süresinde. Bir gün bakıyorum böyle oluyor, bir gün böyle oluyor. Onun için kuşu tanırsanız, tanıdıktan sonraki başarınız, kuşun tanıdıktan sonraki başarınız zaten orada gelişiyor. Kuşu bilmeden, kuşu tanımadan, kuşla yani bir şeye sahip olamaz. İlk önce kuşunu tanıyacaksın. Kuş tanıdıktan sonra başarı geliyor. Eğer iyi kuşsa, kendini kandırmıyorsan başarı geliyor zaten. Şimdi başarı geldikten sonraki de damızlık sürecine mutlaka damızlığına, benim damızlığım değil. İyi kuş buldukça iyi kuşu takacaksınız. İyi kuşu takmak ne demek yani? Güzel gördüğün bir kuşu getirip aşı yapacaksın. Onun özelliklerini, çünkü kuşlar birbirine vurla vurla kör çıkıyor, ayağı topal çıkıyor, sakat çıkıyor. Onun için yani bir kuş katmak, iyi kuşu bulmak, katmaktan mümkün, mecbursunuz yani. Aynı kanalda devam ederseniz o kuşların da sonu gelmiyor. Arkadaşlar onun sonunda gelmiyor. Şimdi şu andaki kupalardaki durum Türkiye'nin bütün yerinde şu andaki artık o kuşları kupaların durumu şu andaki her yerde. Şimdi kupalar Türkiye'nin her yerinde katılan arkadaşları var. Bütün arkadaşlardan da ricamız canlı yayın yapıyordu arkadaşlar. Canlı yayını sonra ben kaldırmıyorum. Türkiye Oyun Kuşu turnuvası adı altındaki şeyimizde Facebook sayfamızda bütün kuşların uçuş canlı yayınları var. Lütfen onları güzelce izleyin, seyredin. Tüzüğü güzel okuyun. Okuduktan sonra kararlarınızı verin. Yani hemen oradan ona bir şey diyor, ona bir şey diyor. Ortalığı karıştırmanın bir anlamı yok. Biz iyisini, iyi hayvan çıksın, iyi hayvana hizmet edelim diye ve kuşçuluğu bir araya getirip daha güçlü olalım diye uğraşıyoruz. O yüzden hemen onun bunun dolduruşuna gelip uçan kuşlar hakkında yorumlar yapmayın. Bizlere de kırmayın, kendiniz de kırmayın. Şimdi benim beslediğim yerde benim kuşlarım beyazlar. Bunları merak edenler. Benim kuşlarım nasıl kuşlar arkadaşlar? Ben 5-6 tane iyi kuşu seyrederek aldım. Ben de çok paralar verdim. Çok para verdim hem de. Benim verdiğim parayı benim zengin diye veremez. Ben borç aldım ardiyece rahmetli Yılmaz abiden Bozkiller'in anne babayı almak için. 1,5-2 yıl ev taksidi gibi kredi ödedim yani. Kredi gibi ödedim ben. Bu işler yani öyle sokaktan almayı ödedim. Beyazlar gene 30 yıldır aynı kuşları besliyorum. Yaklaşık 30 yıla gidiyor yani. Abartmayalım da 25-30 yıldır Bozkirli beyaz kanalını besliyorum. Benim kuşlarım da bu kuşlar. Muamber beyazları getir bir gösterelim abi. Yani biz bu kuşların hepsinin özelliğini, benim kuşlarım da bu kuşlar arkadaşlar. Benim kuşlarım diye sağdan soldan almanın etmeni yok. Ben Haymana Boyalık köyündeyim. Telefonum açık. İşte kuşlar burada. Nasıl istiyorsanız öyle görebiliriz. Kuşları bir süre gösterir size ne yapacağız öyle bir.
Arkadaşlar kuşları Şubat'ın yeri sıcak olmayan arkadaşlar Şubat'tan önce eşitmeyeceğiz. Şimdi bir yavruyu Şubat'ta alırsak zaten kuşun uçum ayı Nisan Mayıs. Bilemedin Haziran'ın 15'ine kadar. Haziran'ın 15'ine kadar yavruları denersek en güzel verim. Mesela bu ayda uçuran kuşlar iyi kuşlar uçtu diyoruz. Bu ayın da faydası oldu. Nisan Mayıs serin geçti. Güzel kuşlar uçtu. Kuşların sebebi nedir? Ayında uçurmak. Şimdi kuşu tüye girdikten sonra, tüyden sonra kuştan randıma almak çok zor. Yani şimdi randıma almak çok zor. Onun için kuşun ilk 2 ay yavruluğunda, yavruluğundan sonraki süreci nasıl diyelim? Yavruluğunda şimdi kuş bir şey yaptı. 3 fek, 4 fek diyoruz. Bak şunlar kanat fekleri. Yavruyu 3 feke kadar uçurmamız lazım. Şu 3 feke kadar. Bu yavruyu 3 feke kadar uçurduğumuzda, 3 fek dediğimiz 11 fek var burada. Bu 6, 5, 4, 3 kuşun en süreçli güzel oynadığı dörtleri şu 6 feke kalması. Şuraya geldiği zaman eğer bir kuş randıman vermiyorsa beklememiz lazım. Ama bu 6. 5. fekte kuş en güzel oyunlarını yapar. Bu 6. 5. fekte güzel oyunlarını yapan kuş 3 feke kaldığı zaman mutlaka kesmemiz lazım. Neden kesmemiz lazım? Eğer hak ediyorsa güzel oyun yapan bir kuş 3. fekte 4. kanadını patlatır. Yani boruyu patlattığı zaman bu hayvan geriye gider. Sağa sola düşer, kuştan soğursunuz. Onun için kuşu 3. fekte kesip güzel Ekim-Kasım ayında tüyden çıktıktan sonra süreçte 1,5 ayda öyle oynadığı zaman o 2 ay, 1,5 ay sürecinde kuşa karar vermeniz lazım. O zaman eşeleyeceksin, o zaman yavruya bakacaksın. Bir de yavru, bu eke kuş bu aylarda randıman vermez arkadaşlar. Neden randıman vermez? Yumurta, yavru her türlü sorunla karşı karşıya. Kızgınlık eş etmesen kızgın oluyor. İşte havada bak 2 saattir uçuyor kuş. Kızgın oluyor, oyuna gelmiyor, kendini çakşak ediyor, oynadım zannediyor. Onun için bu aylar eke kuş ayı değil. Bu aylarda yavru kuşla başarılı olursunuz. Ama yavru kuşu bu ayda 3 feke kadar uçurursanız Haziran'ın sonuna kadar bu kuştan mutlaka başarılırsınız. Onun için bir kuşu kuş elde durmuyor, sıktı kendini. Bu aylarda uçan kuşlara mutlaka yavru olması lazım. Yavrulardan randıman alırsınız. Yavru kuşu iyi hazırlayıp güzel tüyden çıkartırsanız güzel oynayan yavru kuştan bahsediyorum. Ekim, Kasım'da mutlaka verim alırsınız. Şimdi adam uçurmuş hiçbir şey yapmamış. Kanatlarını kesmiş, Eylül Ekim bekliyor. Onu da boşa kendini andırırsınız. Ama 3 feke kadar, 3. fekte kuş güzel oyunlar çıkarttığı zaman kanadını keser. Ekim, Kasım beklerseniz güzel netice alır. Kuş hakkında da kanaatinizi vermiş olursunuz. Mutlaka Ekim, Kasım'a da uçurun ki o yavruları, eke kanat değiştirmişleri kendinizi kandırmadan, yani yavrumda çok iyi olabilir. Eylül, Ekim'de oynamadığı zaman o kuş damızlık olmaz arkadaşlar. Bir de iyi kuşun en büyük özelliği, 3 özelliği mutlaka bulmamız lazım. O 3 özellik ne? 1. Kuş kanat açmayacak. 2. Evinenecek. 3. Gelip taklasız konmayacak arkadaşlar. Taklasız konan kuşu besleyen arkadaşlar mutlaka kendini kandırır. Başka yerinin kuşu besleyenler mutlaka kendini kandırır. Tamam, bir seferlik hayvan bunalıyor. Mesela kupalarda biz o şartı neden koymadım ben? Başka yerinin kuşu diskalifiye etmeyelim diye. Çünkü kuş öyle bir performansa giriyor ki en iyi hazırlandığı dönemde, en iyi hazır olduğu dönem kupaya dek getiriyor, yarışmaya dek getiriyor da insan. O da orada o gün patladığı zaman hayvan bunalıyor, eve inemiyor. İnemediği zaman yani kuş 15 tane, 20 tane diyelim yarışmaya gitti, statüsünde çok güzel seferler yapmış. Bu kuş inemediği zaman mutlaka bir yere düşüyor. Düştü, yakından düştü, yere görmediğin yere düştü. O gün çok önemli. O kuşa ceza verelim. Ceza veriyoruz zaten. Şu anda bir sürü tartışmalar, Türkiye genelinde tartışmalar. Abi başka yerin kuşu niye puanlıyorsunuz? Oynayan kuş çok az kaldı. Oynayan kuş neslinde çok az sahip oluyoruz. Satıla kuş kalmadı yani. Çalındı, satıldı. Onun için eve inmeyen kuşu biz idam etmiyoruz ama ceza alıyoruz. %10 cezası var. %10 ceza aldığı zaman zaten şey etkilemiyor, yarışmayı etkileyemiyor yani. Onun için kuştaki 3 özellik. Başka yere inmeyecek, kanat açmayacak, gelip taklasız inmeyecek arkadaşlar. Taklasız, bugün taklasız indi diye kuşu affedersen o hep zaman taklasız iner. Bir gün taklasız iner, arkası zaten hep taklasız inmedir. Çünkü kuş çok akıllı bir hayvan. Bir yere düştüğü zaman her zaman oraya düşüyor. Taklasız indiği zaman her zaman taklasız iniyor. Bunu değiştiremeyiz. İlk gereki 4 yani. Onun için o 3 mazeretli kuş besleyen arkadaşlar
kendini kandırır, iyi kuşu bulamaz. Yani kuşta 3 tane kötü meziyet olmayacak arkadaşlar. 3 kötü meziyet demek kuşu, kuşçuluğunu geriye götürür, kendini kandırır. Ben beslediğim, ben yaklaşık 25-30 yıldır aynı kanal kuşları besliyorum. Benim kuşlarım, nasıl anlatayım size, devamlı yaşlandıkça güzel oynuyor. Yavruluğunda kendini pek sevdirmezler ama kanat değiştirdikleri zaman çok güzel performans gösterirler. Yaklaşık sağlam olduğum müddetçe, yaşadığım müddetçe her sene uçurabilirsin benim kuşlarımı. Şimdi bu kuşların en büyük özellikleri zaten 6 tane çok iyi kuşlar aldım ben. 6 tane zamanında çok iyi paralar aldım. Bu kuşlar 6 tane kanal kuştan gelme. 6'sı da zaten çok büyük kuşlardı. 6'sının da şimdi benim her çıkan kuşum o 6 kanala bağlanıyor. O yüzden o 6 kanaldan gelen iyi kuşlar kötü çıkma şansı çok az. Şu anda yani ben size diyebilirim, Türkiye'nin en son oyun kuşu nesli kaldı diyorum arkadaşlar. Neden kaldı diyorum? Türkiye'yi karış karış geziyorum. Türkiye'nin yerine o kadar meraklıyım, o kadar iyi kuş görmek istiyorum ki. Neden görmek istiyorum? Bu kuşlara aşı yapmak için. Kendi elimdeki kuşlara aşı yapmak için inanın çok uğraşıyorum. Bu 20 yıldır hemen hemen bu kuşlar, 25 yıldır bu kuşlar sürecinde 2 tane kuş gördüm. Bu kuşlara katmak için. Bir Metin arkadaşımızla, bir de İzzet abimle bir Arap dişi. Yani inanın çok zor çıkıyor bu kuşlar. Çıkan, iyi çıkan, zor çıkan kuşlara da mutlaka sahip olun arkadaşlar. Satmak, hemen aklınıza satmak gelmesin. Sattığınız zaman bulamazsınız. O para çabuk bitiyor ama kuşu bir daha koyma şansınız yok. Bundan 3-5 yıl önce Samet Yıldırım kardeşim var benim bir tane. Bir boz uçuyordu. Çok güzeldi kuş. Kuş birinci de oldu kupada. Kuşu 5 milyar gibi bir paraya sattık. Sonra Samet'e baktım. Samet dedim 5 sen koy, 5 ben koyayım. Arabayı depoyu dolduralım, Türkiye'yi gezelim. Sattığımızı alabilir miyiz? Alamayız abi. Niye sattık o zaman Samet'in? Birbirimize baktık yani. Ama benim işim icabı, ben çok iyi kuşlar sattım arkadaşlar. Satmak zorundaydım çünkü benim başka bir işim yok. Benim işim, gelirim bu. O yüzden çok güzel kuşlar sattık. Çok güzel kuşlara hizmet etmek. Maşallah geldi bakalım. Ne kadar gittim ha? Vay maşallah. Evet, güzel bir oyun seyrettik arkadaşlar kendi kapımızda. Yani iyi kuşu satmayalım, iyi kuşa sahip olalım, iyi kuşa hizmet edelim. İyi kuşu görürseniz arkadaşlar bir yerlerden kaçırmayın. İyi kuş öyle hediyeyle, medyeyle, bedavayla olacak bir işler değil. İyi kuşların bir bedeli var, onu arkadaşlara verelim, iyi kuşlara da sahip olalım. İyi kuşlara sahip olmak mümkün. Yani oyunun için iyi kuşlara sahip olursanız iyi kuşlar uçurursunuz. Bu yarışmalarda başarılı olursunuz. Arkadaşlar bir de bu çocukluktan gelen bir heves. Çocukluktan gelen bir heves nasıl diyorum? Yani bu ufak yaşta aşılanan bir şey. Ufak yaşta başlayan arkadaşlar daha başarılı olur. Şimdi Burhan Karagöz kardeşimizin bir çocuğu var. 1,5 yaşında bir oğlu var maşallah. Allah bağışlasın. Şimdi buradan oraya gideceğiz. 1,5 yaşındaki çocuğun kuş sevdasını orada görmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, Sayın Köy'deyiz üzere. Şu anda Gölbaşı ilçesinde Burhan Karagöz kardeşimizin yerine geldik mekanına. Çok güzel bir mekanı var. Bu işe gönül vermiş bir kardeşimiz. Kendisi ve oğlu, 1,5 yaşında oğlu şu anda Türkiye'nin en genç, en yakışıklı, en güzel kuşçusu. Kuşları çıkartıyor, uçuruyor. Babasından daha iyi kuşçu olacak inşallah. Babasını yapamadık ama inşallah çocuk olacak, başaracak. Evet arkadaşım buyur. Bu merakını anlat, güzelliğini anlat. Buradan Köy TV ekibine, Aydın Başkan'a bizi yalnız bırakmayıp evimize kadar geldi çekimler için çok teşekkür ediyorum. Burada güzel bir yayın yapacağız. Oğlum Umut Batuhan Karagöz. Kameraya el salla oğlum bir. El salla hadi. Yeni yetiştiriyoruz bunu da. Geleceğin kuşçularından. Geleceğin kuşçularından. Valla burada ne diyeyim? Kuşçuluk hakkında anlat bakalım. Ne güzel bir kuşçuluk işte. Kamera çekiyor. Kuşçuluk küçük yaştan yetiştirmek de mesele. Aydın amcasını götürüyor. Beyazını gösterecek. Evet.
Hadi oğlum çubuğunu al da bir kuşlarımızı evet, çıkar hadi. Evet Hanzeci şimdi Türkiye'nin en genç hadi. Kuşçusu kümese gidiyor. Kuşlarını çıkart. Hadi kuşlarımızı bir çıkar oğlum hadi. Evet bakın arkadaşlar çekirdekten kuşçu böyle olmuyor. Kırkından sonra kuşçu olmaz. Gel abi bu tarafa. Bak, kamera çekiyor. Kuşlar kalkıyor. Gelsen kalkmaz. Kalkarsa yaya mı gidecekler? Nereye gidecekler kalkıp da? Kalkınca kayıp olacaklar. Benim beyazlarla karıştırma kuşları ya. Ay maşallah. Hadi oğlum çıkar yavaşça. Yavaşça. Hepsini çıkar. Ama beyazını hepsini. Gösteriyor beyazını. Bak. Göster beyaz benim ya. Diyor. Tamam öbürlerini de çıkar oğlum. Öbürlerini de çıkar hadi. Çıkar da uçuralım hadi. Evet Sayın Seyirci. Yürüyemiyor ama bak kuş sevdası bu yaşta içine girmiş. Hepsini tek tek çıkartacaktım. Onu çıkar diyor. Çıkar oğlum he. Bir tane bir tane değil. Hepsini çıkar hepsini oğlum. Çıkart, hepsini çıkar. Hepsini çıkar. Ay hani kuşumuz da oyuna geldi yukarıda gidiyor da. Öbürlerini çıkar de çıkar oğlum hepsini çıkar hadi. Baba gel diyor bir bak bakalım çocuğa bir şey diyor sana. Dur bakayım neyi çıkaracak? Ha tamam oradan çıkar hadi hepsini çıkar dışarıya. Kuşlar öbür tarafa konmuş. Ha çıkar oğlum. Çıkarıyorlar görüyor musun? Çıkarır da ayıracak da uçuracak da bak dedik. Tamam öbürlerini de çıkar hepsini çıkar kapımızı ört. Tamam bitti mi oğlum? Var mı daha içeride kapıyı kuş? Kapıyı da kapat. Tamam gel tamam, kapımızı gel. Kapat. Kapımızı dört. Gel oğlum. Kapısını dört oranın. Tamam kuşlar şimdi piste sür oğlum. Piste sür yavaş. Yavaş yavaş sür oğlum. Hah. Piste sür bakayım. Hah. Yavaş tamam. Sür sür sür. Tamam sür oğlum oraya. Tamam. Aferin Batuhan. Aferin sana kuşçu olmuş Batuhan ya. Aydın abinin rakibi. Batuhan. Aferin oğlum tamam. Tamam oğlum. Geç gel. Çubuğunu yerine koy. Çubuğunu yerine koy oğlum. Heh, çubuğunu koy. Aydın amcanı da bir öp şimdi. Öp aferin sana gel. Öp. Evet Sayın Seyirciler. Türkiye'nin en güzel gelecek kuşçularından Batuhan. Karagöz. Tebrik ederim. Bir seni salla bakalım. Kuşçulara bir el salla. Herkese el salla. Aferin. 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 Evet Sayın Seyirciler. Burada Burhan Karagöz ve çocuğunun geleceğini çektik. Bir de mikrofona konuş. Başka yerde öbür konuş programımızın hadi. Devamında görüşmek üzere.